Azərbaycan ordusunun, Azərbaycanın hərbi gücünü, müdafiə potensialını, Azərbaycan hərbiçisinin gücünü, qüvvətini elə 44 günlük Qarabağ müharibəsi ərəfəsində bütün dünya gördü, bütün dünya şahidlik etdi. Hər kəs demək olar ki, bugün yəni müasir münaqişədən danışan hər kəs, müharibə formasından danışan hər kəs Qarabağ müharibəsini bugün örnək götürür. Yəni burada qeyd etdiyimiz kimi həm Azərbaycan əskərinin gücü var idi, həm də danışan, istifadə olunan silahların gücü əhəmiyyəti var idi. Onlardan biri də dronlar idi. Qeyd etdiyimiz kimi müasir münaqişədə dronların indiyə qədər əhəmiyyətinə danışılırdı. Amma Qarabağ müharibəsində pilotsuz uçan aparatların tətbiqi təcrübəsi artıq bir çox ölkələri də silahlanma və müharibə strategiyalarına yenidən baxmağa gətirdi, çıxardı. Bu ölkələrdən biri də Ukraynadır. Yaxın perspektivdə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Türkiyənin Baykar makina şirkətinin Akıncı döyüş pilotsuz təyyarələri ilə silahlanacağını gözləyir. Yəni bu istiqamətdə açıqlamalar gəlib. Akıncının özəlliklərindən biz nəzər yetirdikdə əslində kifayət qədər çoxdur və biz onu saymaqla bitirə bilmərik. Ən əsası həm yerüstü hədəfləri təsbit edərək onlara dəqiq raket zərbələri endirə bilir, həm də hava hədəflərini, məsələn, qırıcıları öz radarları ilə aşkarlayaraq onlarla mübarizə aparır. İçərisində pilot olmayan Akıncı qarşısında pilotlu təyyarələri tab gətirə biləcəkmi? Türkiyə İstihsalı Qrupunun özəlliklərinə və müasir müharibə anlamından danışacağıq. Bizimlə canlı bağlantıda ehtiyatda olan general, hərbi ekspert Ünal Atabaydı. Ünal bəy, salamlayırıq sizi. İyi akşamlar, təşəkkür edirəm. Ünal bəy, seriya istehsalına bu ilin əvvəlindən başlanılıb Akıncının, amma məsələn bəzi qonşu ölkələr ilə Rusiyanı misal gətirək, illərdir bu cür pilotsuz təyyarələrin işlənib hazırlanması prosesini, yəni 10 ildən çoxdur ki, başlayıb, hələ də bu proses davam edir, amma yekunlaşmayıb, yəni seriya istehsalına da hələ də ki, başlanması mümkün deyil. Akıncının xarakteristikası nədir? Bayraqdarla müqayisədə fərqləndirən hansı xüsusiyyətləri var? Sizdən eşidək. Evet, müsaade ederseniz önce Akıncı ile Bayraktar'ın arasındaki karakteristik mukayeseyi yapmadan önce siz 10 yıldır dediniz. Aslında şöyle doğru, son 10 yıldır özellikle bir gelişme var bu konuda. Ama Türkiye 1992 yılında ilk insansız hava aracını yaptı. Sonra 1996 yılında, 2003, 2007, 2008 yıllarında ve en son 2012 yılında. Yani bu kademe kademe geldi, geliştirildi ve en son işte şimdi bu bahsettiğiniz Akıncı. Yani Bayraktar'ın bir üst kademesi bir silah sistemi bu. Siz de bahsettiğiniz işte Karabağ'da insansız hava araçlarını yani pilotsuz hava araçlarının ne kadar etkili olduğunu gördük. Aynı şekilde biz terörle mücadelede de Türkiye'de bu silah sistemlerini kullanıyoruz. Son derece etkililer. Özellikle biz şimdi bahsedeceğim bu Akıncı ve Bayraktar arasındaki karakteristiklerinden. Biz terörle mücadelede bunlara çok ihtiyaç duyduk. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ile görüşmeler yaptık o tarihlerde 1990'lı 2000'li yılların başında. Fakat tabii öz kendi malın olmadığı zaman öz malın olmayınca kiralama yöntemiyle bu çok fazla faydalı olmadı, yürümedi. Sonra biz kendi öz malımızı üretmek istedik ve bu şekilde 2000'li yılların başından itibaren daha hızlı bir şekilde bunların üretimine geçildi. Türkiye'de bunu harbi zavod olarak 4 büyük harbi zavod var. Bu insan hava aracını üreten. Bunlar hepsi ayrı ayrı üretiyorlar. İşte mesela Anka var, Akıncı, Bayraktar, Karayel, Aksungur gibi bu isimlerde bu büyük silah sistemleri var. Akıncı insansız hava aracı veya silahlı hava aracı. Bu Akıncı'yı Ukrayna'da istiyor. Ukrayna'yı daha önceden Bayraktar almıştı. Bayraktar tipi silah sisteminden. Şimdi Akıncı'yı da almak istiyorlar. Tabii seri üretimine geçildi. Başlandı. Daha önceden bizim bu Bayraktar'ı Katar almıştı. Ukrayna, işte Azerbaycan'da var. Sırbistan'da almak istiyor. Kazakistan da almak istiyor şeklinde bilgiler var. Yani bu konuda da
Tunus'ta var. Tunus daha önce almıştı. Dolayısıyla bunların da almak istediklerini işitiyoruz. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz iki gün önce Azerbaycan'dan gelen askerler, 77 personel Bayraktar'da eğitim gördüler. Orada bunların kullanılması ile ilgili orada eğitildiler, talim gördüler. Şimdi tabii bu Akıncı Bayraktar'ın aşağı yukarı yaptığı işin iki kat daha fazlasını, üç kat fazlasını yapabiliyor. Daha etkili, üç kat daha etkili, belki dört katı etkili. Bunu da söyleyebiliriz. Dünyada üç ülke bunu üretebiliyor. İşte Amerika'da, Çin'de var. Bizde aynı şekilde var. Üretebiliyoruz. Hatta uydu yöntemiyle gerekse yerden yönetilmesiyle, komuta edilmesiyle bu özellikleri de var. 5,5 ton ağırlığında, yani 5500 kilogram ağırlığında bu Akıncı, 1350 kilogram da gülle taşıyabiliyor. Yani 1350 kilogram çok önemli. 450 kilometre saatte hızı var. 40 bin fit yukarıya çıkabiliyor. 40 bin fit, yani yaklaşık 12-13 kilometre yukarıya, yükseklere çıkabiliyor. Bayraktar daha önceden o 27 bin fit çıkıyordu. Şimdiki bunu düşünün, 40 bin fit ve 24 saat havada kalabiliyor. Yani üzerindeki güllelerle beraber 24 saat. Şimdi füze atabiliyor. Üzerinde üzerinde radar sistemleri var. Radyolink sistemleri var. Ayrıca çok önemli, yapay bir kompütürle de donatılmış. Dolayısıyla kendi kendine dahi yerden müdahale etmeden, komuta etmeden de yönlendirilebiliyor, uçabiliyor. Aslında önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde pilotsuz uçak düşünüyoruz. Mesela bu pilotsuz uçak için bir nevi pilotsuz uçak Akıncı. Yani bu anlamıyla da, bu yönüyle de bakmak gerekir. Tabii teknoloji geliştikçe de değişiyor. Bu yıl, 2021 yılı içerisinde bu yıl Akıncı'dan üretildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Siz qeyd elədiniz, Ünal bəy, bu Akıncı'nın özelliklerine bağlı və vurguladınız ki, qarşıdakı dövrlərdə, yəni silahsız olarak uçuş aparatı, yani qırıcı formasında belə desək hazırlanacak. Biz müasir müharibə şəraitində yenə də əsas amil təbii ki insandır və insan etkisi nə qədər də az olsa əməliyyat bir o qədər də uğurlu sayılır. Çünki məlum məsələ qırıcıların içərisində olan pilotların manevrlərdə 6G, 8G və digər yüklənməyə məruz qalması, həyat riskinin olmasını nəzərə alaraq necə fikirləşirsiniz? Hərbi hava qüvvələri dedikdə dronların ön plana çıxması, yaxın gələcək bunun ihtimali ne kadar yüksekti? Yani ihtimali çok yüksek. Tabii hayat kaybı olmuyor. Sadece bu kırılabilir, düşebilir. Ama insan yok içerisinde. Hayatta kaybolmadığı için tabii daha öne çıkacaktır. İhtimali, dronların kullanılma ihtimali önümüzdeki muharebelerde daha çok olacak. Bunu en son biliyorsunuz Karabağ muharebesinde yaşadık, gördük. Henüz daha bir ay geçmedi. Gördük orada 44 günlük muharebede Azerbaycan ordusu bu insansız hava araçlarını çok etkili olarak kullandı. Faydasını da orada birlikte hep beraber gördük. Dolayısıyla önümüzdeki muharebelerde de aynı şekilde dronların son derece muharebe sahasında kullanılacağını, dövüş sahasında kullanılacağını görüyoruz ve bunlara önemli bir şekilde de ihtiyaç var. Yani bütün ordular, bütün harbici ordular bu konuda çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri de onun için özellikle işte bu Akıncı, hatta bir Aksungur daha var bizim bu yönde gelişmiş olan. Anka dediğimiz silah sisteminin bir üst sistemi. Bu şekilde gelişmeler tabii ki önümüzdeki sürelerde de yıllarda da devam edecek.